Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Universal Partners Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Ertan. Hoş geldiniz Gonca Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhabalar. Çok mersiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Elbette. Gonca Ertan ben. Aslen Kütahyalıyım. Emekli öğretmen bir anne ve bürokrat bir babanın kızı olarak Kütahya'da doğdum. Eğitimimi Yeditepe Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladım. Sırasıyla ilk önce Arkas Holding, sonrasında Lav Gürallar Grubu ile uzun yıllar süren bir işbirliğimiz oldu. Yani köken olarak üretim kökenliyim. Hı hı. Belli bir süredir de danışmanlık sektöründe hizmet vermekteyiz. Harika. Pekala, işiniz hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Elbette. Universal Partners Ar-Ge olarak bizim lokomotifimiz Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulumu, sürdürülebilirlikleri, teknopark süreçleri ve bunlarla beraber ulusal ve uluslararası projelerde üretim sektöründeki fabrikalarımıza farkındalık oluşturmak. Harika. Firmanızın hedefleri neler? Şöyle ifade edeyim firmamın hedeflerini. Her zaman şunu söylüyorum. Teknoloji ve Ar-Ge bizim ülkemizi yükseltecek en ciddi kalemlerden bir tanesidir. Ve bununla birlikte ekonominin itici gücü olarak her zaman inovasyon ve Ar-Ge var olmak durumundadır. Ülkemizde muazzam bir yaratıcılık var, muazzam bir iş gücü kaynağı var. Bunu Ar-Ge ve inovasyonla birleştirerek her zaman üretim yönünden bu kadar güçlü olan bir ülkeyle entegre ederek yüksek teknolojiyi kullanarak farkındalık oluşturup daha yüksek markalaşma değerlerine ulaştırmak diyebiliriz. Harika. İşinizin zorlu yönleri neler peki? Oo, çok güzel bir soru. Aslında ben bunu bir kadın olarak cevaplamayı arzu ederim. Hı-hı. O da şöyle ki, her zaman belki sizler de yaşıyorsunuzdur bunu bilmiyorum. Bir erkek başarısız oluncaya kadar her zaman başarılı olarak adlandırılır biliyorsunuz. Kadın için ise bu tam tersidir. Yani başarılı oluncaya kadar bütün kadınlar başarısız olarak tanımlanıyor. Ve mutlak suretle hangi alanda olursak olalım somut bir şeylerle kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ortaya bir kanıt sunmamız Hı-hı. gerekiyor. Evet. Sanırım en zor tarafı işimin bu diyebilirim. Bunu Ar-Ge diye ayırmaktan ziyade kadınların iş hayatında yaşadığı zorluklar olarak nitelendirebiliriz. Kesinlikle. Pekala, sizce başarı nedir? Başarı bence nedir? Aslında başarı, güç gibi kavramlar bence çok tanımlara sığmayan kavramlardır. Hı-hı. Ben her zaman böyle tanımlıyorum. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz aslında. Başarı, bizden sonra gelecek olan nesillere neler bırakıyoruz? Bizim bıraktığımız izler nelerdir? Bunlarla beraber görevini neyse en iyi yapan, adaletli yapan, vicdanlı yapan, disiplinli yapan kişiler her zaman benim için başarı sınıfının içerisinde adlandırılırlar. Harika. Sizin başardığınız en büyük şey neydi bugüne kadar? Bunu da aslında tek başına cevaplamak istemiyorum. Çünkü ben bir bütünüm. Çünkü kadınlar bir bütün. Ben evde, işte, eşimle, çocuğumla, dostlarımla bir bütün olarak değerlendiriyorum ve bunlara dokunabildiğim her alan benim için bir başarı demektir. Harika. Motivasyon kaynağınız nedir? Yaptığım işten de belli. Merak benim için çok çok önemli bir kavram. Hı-hı. Özellikle sorgulayan kişilik, sorgulayan zihin, her gün yeni bir şeye uyanmak, bununla beraber farkındalık oluşturabilmek, kilit kalıpların dışına çıkarak düşünebilmek benim en büyük motivasyon kaynağımdır. Harika. Sohbetimizin sonuna geliyoruz ama Hı-hı. son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Şöyle aslında biraz Ar-Ge'den bahsetmek isterim. Biraz detayını aktarmak isterim. Biliyorsunuz yeni dönemle beraber özellikle pandemiyle birlikte dünya düzeninde çok ciddi değişiklikler meydana geldi. Biliyorsunuz Avrupa'da yaşanan enerji krizi, üretim krizi ciddi anlamda ülkemize okların çevrilmesine sebebiyet verdi. Üretim gücümüzü yüksek teknolojiyle birlikte eşleştirerek, içine Ar-Ge ve inovasyon değerlerini katarak her zaman bir ileri boyuta taşımak için bu bizim için muazzam bir fırsat ve bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber her zaman şunu söylüyorum, sadece bu da değil. En baştan söylediğim gibi işte bizim branşımız neydi? Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulumları, ulusal ve uluslararası projeler, TÜBİTAK'lar, Avrupa Birliği projeleri, Horizon'lar, Eureka'lar vesaire. Maalesef eski bir üretimci olarak bunu cevaplayacağım. Ar-Ge denilince sanki dünyayı yeniden keşfetmek gibi algılanıyor. Aslında böyle bir şey değil. Üretimde, gündelik hayatımızda amacımız nedir bizim? İşte üretime giren bir ustayı, bir teknikeri veya bir mühendisi düşünün. En doğru ürünü, en doğru kalitede ve en düşük maliyetle çıkartabilmektir. Aslında biz farkında olmadan Ar-Ge yapıyoruz. Süreç iyileştirmek, verimlilik artırmak, maliyet düşürmek bunların her biri Ar-Ge'nin bir parçasıdır. O yüzden hiç kimse hem bireysel kişi olarak, gerçek kişi olarak hem de firma olarak bunu küçümsemesinler. Çünkü yaptıkları her iş
aslında bir Ar-Ge kaynağıdır. Özellikle bir noktaya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz son 7-8 yıldır ülkemizde bakanlığımızın da desteğiyle Türk Kuvvetleri ciddi anlamda firmalarımıza ihracat destek kapılarını açtı. Markalaşma, pazar araştırması. Şimdi bununla birlikte Nisan ayında bakanlığımızın bir lansmanı oldu. Maalesef ülkemizde son birkaç yıldır yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi yazılımcı göçü diye adlandırdığımız kavram. Maalesef şartlardan kaynaklı ve bakanlığımız hem bunun önüne geçebilmek, hem yazılım üzerine ihracatı artırabilmek, ülkemize döviz girdisi oluşturabilmek ve yurt dışında da markalaşmak adına E-Türk Quality mevzuatını çıkardı. Burada bir kaldıraç görevi üstlenerek YASAT'ta yani Yazılım Sanayicileri Derneği ile beraber harika bir işbirliğimiz var. Buradan da sizin aracılığınıza Gönül Kamalı hanımefendiye teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Bu doğrultuda bütün yazılımcıların, sektördeki herkesin de bizimle her daim irtibata geçebileceğini iletmek isterim. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok naz, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Gonca Ertan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.